Şöyle baktığınızda, isim isim baktığınızda geçici seçim hükümetini nasıl buldunuz? Başbakanın güvenmediği bir kabine. Güvenmediği? Güvenmediği bir kabine. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Bugünkü resmi gazeteye dayanarak söylüyorum. Bütün atamalar aşağı yukarı durdurulmuş vaziyette. Benden izin almadan hiçbir bakan adım atamayacak diyor. Bu bakanlara güvenmiyorum. Benim sözümden kimse çıkmayacak. Yasal olan bir süreç dahi tamamlanırken benden izin alacaksınız diyor. Bu güvensizlik üzerine inşa edilen bir kabinenin tabii Türkiye'ye yarar getiremeyeceğini 3 aşağı 5 yukarı aklı başında olan herkes tahmin eder. Peki Cumhuriyet Halk Partisi neden yok o seçim hükümetinde Sayın Genel Başkan? Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki sorumluluktan kaçıyorlar. Biz sorumluluktan kaçsaydık Adalet ve Kalkınma Partisi ile oturup gelin 4 yıllık bir süre için koalisyon kuralım demezdik. Şimdi mevcut olan bakanlar seçime kadar hangi sorumlulukları üstlenecekler? Bir bakan düşünün, atama dahi yapamıyor. Bu kabinede yer almak ne demektir? Siz bakanlık koltuğuna oturacaksınız, altınızda arabalar olacak, eliniz kolunuz bağlı olacak. Ondan sonra da ben bakanım diye gezeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğüne inanan bir partidir. Demokrasiyi savunan bir partidir. Milli iradeyi savunan ve milli iradeye saygı duyan bir partidir. Oy kullanıldı mı? Kullanıldı. 7 Haziran akşamı ve 8 Haziran sabahı ortaya çıkan tablo okundu mu? Okundu. Şimdi biz tekrar seçime niye gidiyoruz? Hangi gerekçeyle gidiyoruz? Millete dönüp diyoruz ki sen oy verdin ama senin iradeni saymıyoruz. Ta ki benim söylemlerimi kabul edinceye kadar tekrar seçime gideceğiz. Bu mu milli iradeye saygı duymak? 2 aylık bir sürede ne yapacaklar? Türkiye'nin hangi sorununu çözecekler? Çıkıp bana bir bakan veya herhangi bir başbakan çıkıp biz 2 ayda Türkiye'nin şu sorununu çözeceğiz desinler. Hangi sorununu çözecekler? Bir siyasal parti yönetimde yer almak istiyorsa var olan sorunları çözme iddiasıyla yönetimde yer alır. Ben sorunları çözmeyip de sorunları erteliyorsam benim orada işim yok. Halkın önüne hangi gerekçeyle çıkacağım ben? Hangi gerekçeyle çıkacağım? Vatandaş diyecek şu derdimi çöz diye, şu adımları at diye. Hangi adımları atacaklar? Hangi sorunları çözecekler? Türkiye'nin temel sorunları var. Çözüm bekleyen temel sorunları var. Hiçbirisini bırakın çözmeyi, etrafında bile gezmeyecekler, dolaşamayacaklar. Bu gerçeği önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz zaten. Sayın Davutoğlu seçim kabinesi için Türkiye'nin renklerini barındıran bir bakanlar kurulu oluşturduk dedi. Ne dersiniz, o değerlendirmeye yorumunuz var mı? Yani Sayın Davutoğlu'yla yani hangi renk Allah aşkına? Hangi renk? Hangi renklerden oluşuyor bu kabine? Bu kabine hangi sorunu çözecek? Bir sefer Sayın Davutoğlu kendi kabinesine güvenmiyor. Güvenmediği için resmi gazetede genelgeyi çıkardı. Benden izin almadan adım atmayacaksınız diyor. Hangi sorunları çözüyor? Şimdi bakın, söylemle eylem arasındaki farkı görmemiz lazım. Hiçbir politikacı söyleminde negatif bir dil kullanmak istemez. Hani meşhur bir söz var ya, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye. Bizim kabinemiz 4 yıllık bir kabineymiş gibi diye başlanmadı mı söze? Böyle başlandım. 4 yılda sözde yani 4 yıllık bir kabineymiş gibi çalışacaklar. Daha birinci gününde siz dediniz ki bir dakika, ben bir genelge çıkarıyorum. Bu bir genelgeye bütün bakanlar uyacak. Genelge çıkarmadan bunu yapamaz mıydı? Bakanlar Kurulu toplantısında şifahi olarak söyleyebilirdim. Ama genelge çıkarıyorsunuz. Bürokratlara diyorsunuz ki başbakan benim. Senin bakanın talimat verse dahi sen bunu yapmayacaksın. Çünkü senin güvencen de benim. Bu bakanlar bunu fark ediyor mu acaba? Fark ettiler mi acaba? Hala koltuklarında oturuyorlar mı acaba? Bu gerçeklerin bilinmesi lazım. Bilmiyorlarsa emin olun. Bugün uyanmaları lazım.